Hoş geldiniz değerli örgüçüler, kıymetli takipçiler. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek yapacağımız destek hırkamız, yardım hırkamız deprem zedelerde zarar gören ailelere elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Ben de bu işimi sırf onun için yapıyorum. Umarım sizler de evde olan iplerinizi ya da maddi imkanlarınız iyiyse alın, iki tane ip, sadece iki tane ip, hırka, yelek, süveter, bere, atkı, elinizden ne geliyorsa onu yaparak kendi elinizle teslim etmenin mutluluğunu yaşayın. Hırkamızı şimdi hangi aşamasındayız? İkinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Bakın kollarını yaptım. Bir kolunu yaptım, bitirdim. Diğer kolunu da yaptım. Fakat kolu nasıl yapmışım, kaç ilmekle yapmışım, kaç ilmekle bitireceğim, boyunu, enini ölçerek sizinle paylaşacağım. Şimdi şuradan önden başlayalım. Bakın önü V yaptık. V yaka yaptık önü. Artık bundan sonra düz olarak devam ediyoruz. Şuradan itibaren düz olarak devam ediyorum. Önde kaç ilmek var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ilmek var önde. 36 ilmek var. Ben kolu ayırdım. Kolu yaptım. Kolun altına 3 ilmek bir tarafa, 3 ilmek bir tarafa artırarak kolu ördüm. Sonra buradan geçerken bu artırdığım 3 tane ilmeğimi bir tane de aradan aldım. Toplamda 2-4 tane ilmek ile arka bedene ekledim. Bu taraftan da yine aynı şekilde 2-4, yani bu şekilde 8 tane ilmeğimiz artmış oldu. Sonra arka bedene geçtim. Arka bedeni ördüm. Diğer kola geldim. Diğer kolda da açık hali 3 tane 3 ilmek artırarak kolu örmeye devam ettim. Şuradaki artırma çizgimiz 2 tane ilmeğimizin birini arka bedene, birini kola vererek kolu örmeye devam ettim. Hiç kesmedim. Direkt kolu ördüm. Fakat şöyle bilek kısmına gelince, burada kesmeye başladım. 3 sırada bir kestim. Artırdığım 3 tane ilmeği kestim, bitirdim. Tamam. Kaç tane ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47 tane ilmeğim kaldı. Tamam, şuradan başladım. 47 ilmeğimi lastik yaptım. Şimdi bunu bitireceğiz ve bedene geçeceğiz. Hemen bitirmeyi ince, daha ince bir şişle yapıyorum. 2 numara bir şişle yapıyorum ki ağız kısmı biraz daha sıkı olsun diye. Ters örgü olarak keseceğim. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Sıkıştırdım. Yine aynı şekilde bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Üç buçuk numara şişi bedende kullandım. Üç numara şişi yaka yapımında kullandım. Kesme işlemini de iki numarayla yapıyorum. Eliniz eğer sıkıysa 2 numarayla yapmanıza gerek yok. Ördüğünüz şişle de örgünüzü kesip bitirebilirsiniz. Bu şekilde kol ağzını bitiriyor. Son ilmeklerimi de yine birlikte keselim arkadaşlar. Sonra bedenini, eğer ipiniz yetmiyorsa rengarenk de yapabilirsiniz ki ben de öyle düşünüyorum. Çocuklar rengarenk örgüleri çok sever. Ama iki tane ip yeterli. Evet, örgümü bitirdim hanımlar.
Şimdi bu iki uzun keseceğim ki dikeyim. Bu ipi uzun kesin, bununla dikersiniz. Bakın şimdi kol boyu ne kadar oldu? Kol boyunu ve enini ölçeceğim size. Hemen şuradan başlıyorum. Şuradan şuraya kadar. 23 santim bir kol boyumuz var. Genişliğini de birlikte ölçelim. Çünkü ilmek sayısından ziyade böyle ölçme daha sağlıklı. Sen sıkı yaparsın, ben gevşek yaparım. Ya da ben sıkı yapmışımdır, siz gevşek yapmışsınızdır. Onun için ölçü çok önemli. Yani kaç santim olduğu çok önemli. Şöyle kabataslak ölçüyorum. 21 santim. Bu kol genişliği gayet normal ki yanlara kıvrılmış hali şu anda. Tekrar ölçeceğim hanımlar. 22 santim. Tam 22 santim kolun genişliği. Yakadan kolun boyunu, bir de yakadan verelim şöyle. Yakadan 87 santim. Ta yakadan tuttum. Hemen şimdi ön bedene geçiyorum. İpimi bağlayarak arka bedeni ön bedene ekleyeceğim. Şöyle bakıyorum. Şuradan kolun altına ben 3 tane ilmek taktım. Kolun altında şurada 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 tane. Şöyle yapıyorum. Bir başka şiş yardımıyla. Bu 1. Bu 2. Bu 3. 3 tane ilmeğimi buradan aldım. Fakat bir tane de şu aradan almak istiyorum. Bakın şurayı ekledik mi tamamdır. Ama ben bir tane de şu aradan aldım. Toplamda 4 tane ilmeğimi ön beden şişime taktım. Aynı şekilde kolun diğer tarafından. Kolun diğer tarafından yine aynı şekilde alıyorum. Şöyle ikisinin arasından bir ilmek aldım. 1 2 ve 3. Toplamda 4 ilmek aldım. Bunu da hemen bu şişime taktım. Bedene ekledik ve bitti. 4 ilmek. Şimdi ipimizi bağlayalım. Ben ipimi şöyle bağlıyorum genelde. Tığ yardımıyla. Tığım nerede? Genelde şöyle yapıyorum. Hani düğüm yapmamak için şuradan tığla sağlamlaştırıyorum. Sağlamlaştırdım. Şişimi aldım. Şimdi arka bedendeki ilmeklerimizde hiçbir değişiklik yok. Burada hani tığla sağlamlaştırdık ya, bu ikisini birlikte öreceğim. Ama şu şekilde. Şekilde örtüm. İlmeklerimin de yönlerini düzelterek örüyorum. Evet, 2 4. Diğer tarafa geçiyorum. Arka beden ön bedene ekleniyor şu anda. 1 2 3 ve 4.
2, 4, 6, 8. Arka bedenle ön bedeni birbirine eklerken 8 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örgü örerek ön bedene geçip ön bedende ilik yeri açacağım. Ön bedende artık artırma yok. Tamamen düz örgü olarak modelimi devam ettiriyorum. Sadece öndeki model devam edecek. Başka hiçbir işlem yok. İki tane tersimi ördüm. Bir, iki, üç. Zaten burada ilik açmışım. Hanımlar, iliği birçok örgülerinde de açıyorum zaten. Oradan da görebilirsiniz. Evet. Şimdi ön bedeni, arka bedeni birbirine ekledik. Şöyle ters yüzden hepsini örüp gidiyorum. Çok hızlı örülen, zevkle öreceğiniz, hele bir de birilerine faydasının olduğunu düşünerek yaparsanız insan daha mutlu oluyor. Daha bir severek yapıyor, daha bir zevkle yapıyorsun. Ha, keşke hiç kimse muhtaç olmasa. Muhtaçlıktan değil de ne bileyim bir destek, bir moral, bir ziyaret çok önemli. Duydum mahallemize gelecek. Ben de böyle bir işe baş koydum. Yanında da inşallah Allah nasip ederse gidip evde görmek, ziyaret etmek istiyorum depremize de ailemizi. O şekilde de hediye etmek istiyorum. Bir sıra arkadan gittim sevgili hanımlar. Bir sıra da ön yüzden geldim. Bundan sonrasını yine bitişini de sizinle paylaşacağım inşallah. Yani bitişini derken bitmiş halini de sizinle paylaşacağım. Bir de çok istek geliyordu. Hani bitir, sonuna kadar bitir diye. Hem de size faydası olur. İlik aralıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok sık da koymayın, çok seyrek de koymayın. Ben onu da göstereceğim size. Evet. Şimdi bakın. Kol altına bir bakalım. Şimdi kolu da diktikten sonra kol altındaki düzen ne kadar düzgün değil mi? Burası kol altı. Sonra dikeceğiz bunu. Ben birkaç sıra daha yapıyorum hızlı hızlı. Bakalım hırkamızın son halinde sizinle paylaşacağım hanımlar. Şimdi hızlı bir şekilde birkaç sıra daha örüyorum.